Sevgili seyirciler, eşi Hüseyin Şahin'in eşi Türkan Şahin 55 gün önce Ordu'dan planlı bir şekilde iki çocuğunu, eşini ve yuvasını terk ederek evden ayrılıyor. Yaptığı araştırmalarda, telefon benim üzerimeydi, eşimin telefonu. Yaptığım araştırmalarda Selahattin Pekcan isimli, Selecan lakaplı Ankaralı bir yöresel sanatçıyla beraber olduğunu öğrendim. Ama 55 gündür eşimle irtibat kuramıyorduk. Ta ki yayına çıkacağımız güne kadar bu sabah bizi Selahattin Pekcan ve Türkan aradılar dedi. Selahattin Bey. Selahattin Bey, şimdi ekip arkadaşlarımız tekrar arıyorlar. 55 gün sonra ilk defa bugün Selahattin Bey sizinle iletişim kurdu. Öğlende aradı, buraya yaklaşmıştık. Buraya yaklaşırken aradı, sakın evet, yayına çıkmayın dedi. Evet, yayın öncesinde de aradı, sakın yayına çıkmayın. Ya bana getirip... diyor anlaşalım, neyinle anlaşacağız? Neyi anlaşacağız? Her lafın iki tanesi tehdit. Kızımı da tehditle ne tuttuğunu tehdit inanıyorum. Buraya gelecek yüz yüze görmem lazım. Kızınızın Selahattin Bey'in yanında, Selahattin Pekcan'ın yanında, tehditle evet. durduğuna inanıyorsunuz. Evet. Ya tehditle değilse o zaman buraya konuştuğu getirsin. Konuştuğu şeylere öyle inanıyorum. Söylesin. Yüz yüze... Türkan'ın seninle konuşması nasıldı Gülizar? Kendim gittim abla dedi. Ben iyiyim. Bu zamana kadar niye aramadın 55 gündür dedim. O zaman da gerek duymadım dedi. Çocuklarını hiç mi düşünmedin dedim. Sessiz kaldı. Ben de diyorum yani ayrılmak istiyorsa gelsin Hüseyin'i de bu sıkıntıdan kurtarsın. Anlaşmalar olarak ayrılsınlar. Ya, seninle görüşmek istedi mi Türkan eşin? Hayır. Benim olduğumu bilmiyordu. Yanımızda olduğunu söylemedik. Yanımızda olduğunu söylemedik. Ama arayacağım Hüseyin'i dedi. Ara dedim, o zaman Hüseyin'i ara, Hüseyin'i de söyle. Siz boşanmayı mı istiyorsunuz şu anda? Ya eğer pişman olup da geri dönüyorum derse şimdi iki tane çocuğumun annesi. Birden de kaldırıp atamıyorsun. Evet. Ama derse ki ben kendi yolumu yolumu seçtim, gideceğim. O zaman nereye isterse gitsin ya. Yani. O zaman yapacak bir şey yok. Beni boşasın, benden kurtulsun. Soyadımı temize çıkarsın. Nereye giderse gitsin ondan sonra. Ondan sonra bizim yapacak bir şeyimiz yok. Eşin af dilerse barışmaya da hazırsın. Ha? İki evladın şimdi için. Şimdi iki tane çocuğum var sonuçta. İki tane çocuğumun annesi. Ben bununla şimdi boşansak da sonsuza dek yüz yüze bakacağız. Şimdi iki tane çocuğum var. Mecbur görmek isteyecek. Kaç yıllık evliydiniz Hüseyin? 9. 9 yıllık evliydiniz. Severek mi evlendiniz? Hı hı. Ya böyle kaçma falan var mı? Evet, kaçarak evlendik. Konuşuyorduk, kaçtık. Düğün de yaptık. Valla programda bir istatistik yapsam kaçarak evlenen kaçarak evliliği bitiriyor. Yani nasıl başladıysa nasıl öyle bitiyor. Esra, hiç şaşmaz ya. Esra Hanım. Yani ben... sevdiniz ve aileler vermedi, kaçmayı göze aldınız. Ya biz konuşuyorduk, hiç aileler de öyle bir şey yapmadık. Hamide teyze dedi ki kızın boşanmak istediğini bana söyledi dedi ama sen hiç aramızda böyle bir konuşma geçmedi dedi. Benimle arasında. Ya kayınvalide sorunlar evde oluyor ya, beraber oturuyorlar. Bir ayrılma sorunları falan olmuştu. Ben eşime söyledim dedi, ya ben ya da onu. Ben de dedim ki annesinin ikisinin arasında tercih yapmak zorunda bırakma kızım dedim. Annen ne yapsın ilgili... annesi beraber oturuyorlardı. Ya evde anlaşmamızda sorunlar vardı Selahattin yani. Selahattin Bekcan telefon attın demiş, o yüzden böldüm konuşmanızı. Selahattin Bekcan. Selahattin Bey. Evet buyurun. Türkan Şahin 55 gündür sizinle mi beraber? Ben öyle bir şahsı tanıyorum ama 55 gündür benimle beraber değil. Ama bugünkü gündüz görüşmesinde Gülizar Hanım'la evet. ve annesi evet. Hamide Hanım'la yaptığınız görüşmede beraber olduğunuzu kabul etmişsiniz. Doğrudur bugün evet. Ben aynı numaradan görüştüm. Beraber Türkan de konuştuk. Türkan Hanım'la ne kadar evet. süredir tanışıyorsunuz? 6 ay 7 ay falan oldu. Ne gibi bir tanışıklık yani, o arkadaşlığınızın boyutu nedir? Arkadaşlığımızın boyutu, ben bilinen bir şahsım zaten, her şey diyor ya, açıldı sandık, döküldü fındık, bilinen bir şahsım ben. Bilinen şahısınız evet. derken ne demek o? Ya ben belirli bir kimliğimiz var bizim yani. Belirli bir çizginiz var. Türkan Hanım'la 55 gündür beraber misiniz? Çizgi değil, kimliğimiz var, kimliğimiz. Kirveniz var. Kimlik. Duyuyor musunuz beni? Kimliğimiz var. Evet. Adınız var. Ha, ünvanınız, adınız. Türkan Hanım sizin hayranınız mı oluyor? Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Milyonlar biliyor beni. Milyonlar dinliyor benim yaptığım şarkılar, yaptığım eserler milyonlar peki, dinliyor. Türkan Hanım 55 gündür sizinle mi beraber? Ben 6 aydır tanıyorum. 6 aydır ben tanıyorum. 6 aydır biz görüşürüz. Peki bu 55 gündür sizinle mi beraber Türkan Hanım? Hayır. Hayır. Evden ayrılırken sizin yanınıza mı geldi Türkan Hanım? Nasıl? Evi terk ettiği zaman sizin yanınıza mı geldi?
Evet, benim yanıma geldi. Sonraki süreçte ne kadar beraber vakit geçirdiniz onunla? Sonraki süreçte bizim o esnada kendi şahsi problemlerim vardı. Bir de olaylar bana izah edildiği gibi değil. Türkan Hanım size kendini nasıl anlattı? Kendimi emniyete götürdük, teslim ettik yani. Türkan Hanım size kendini, yani gerçek kimliğiyle ilgili neler söyledi? Gerçek kimliğine ilgili evli olduğunu söyledi, iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Bunları biliyordunuz. Ayrıldığını söyledi. Evet. Ben de zaten ayrılmış bir insanım veya da ben şahsi bilgilerimi veya da şahsi yaşam sıralarım gerekiyor mu? Türkan Hanım'la alakalı konuşuruz, doğru mu? Resmi olarak evlisiniz ama, değil mi? Resmi olarak hayır, ben evli değilim, ayrıldım ben şimdi. Ne zaman boşandınız? Yani bir yıl oldu boşalalı. Resmi olarak boşandınız mı? Evet. Ya da boşanma davası açtığınızda kendinizi boşanmış olarak mı görüyorsunuz? Ben 20 yıldır yurt dışında kalıyorum hanımefendi. Ben burada değilim, Türkiye'de değilim. Türkan Hanım'la aranızda duygusal bir ilişki var. Bu yüzden mi sizin yanınıza geldi? Duygusal bir ilişki derken illa ki yani bir insan bir insanın yanına nasıl gider? Ya bir duygusal ilişki olur ya bir gönül bağı olur yani. Türkan Hanım sizin için mi iki çocuğunu ve evini terk etti? Şimdi bizim için mi bana öyle sorular soruyorsun ki? Yani onu kendisine sor. Bana niye soruyorum? Türkan Hanım'a sorayım. Beyefendi şunu merak ediyorum. Türkan Şahin buyurun. Evden ayrılırken sizin yanınıza niye geldi? Siz kimsiniz? Onun hayatındaki rolünüz nedir? Bunu merak ediyorum. Ya şimdi bir insan bir insanı tanıyor mu? Bir arkadaşlık başlıyor mu? Evet. Bir görüşme başlıyor mu? Evet. Bir insan, bir bayan, tanımadığın bir bayan bir insanın yanına niye gider? Niye gelir? Niye gelir? Sana ben soruyorum mesela. Ben aynı soruyu sen de bana soruyorum niye gelir diye. Ben daha gitmedim yani. Sen evli, bize evli olduğunu biz bilmiyoruz yani. Efendim evli bir kadın olduğunu biliyordunuz değil mi? Sen bana diyor evli bir kadın olduğunu bil, evli evlenmiş ayrıldığını söyledi bana. Ben bildiğim bu. Aranız yani ayrılmış bir kadın sizin yanınıza niye geldi? Duygusal ilişki... Benle evlenmeye geldi. Sizinle evlenmeye geldi. Evet. Siz evli olduğunu ne zaman öğrendiniz Türkan Hanım'ın? Ben evli olduğunu o esnada benim telefonlarım gelince ben onu kendisine dedim. Hani bu seni kaybetmemek için bu durumu söyledim ama dedi, benim 5 yıldır dedi benim durumum kağıt üzerinde evliliğim var. Benim kağıt üzerinde de senin işin bitmesi gerekiyordu. O yüzden kendisini biz Keskin emniyetine gönderdik. Türkan Hanım'ın kaç çocuğu var? Benim bildiğim yani kendisinin bana söylediği 2 tane. 2 tane çocuğu var. Çocukların evet. Yaşı kaç? Ben onun yaşlarını bilmiyorum. Tamam, 5 yıldır kağıt üzerine bir evlilik varsa niye bir kadının 4 yaşında çocuğu olur? Şimdi ben detaylarını bilmiyorum. Ben sadece soruya cevap veriyorum. Ben şimdi bana sorunun içinde yorum yapamam ki ben ne bileyim yani. Peki Selahattin Bey, 55 günde Türkan Hanım'ın evden ayrılma sebebi sizle evet. Olan duygusal ilişkisi, doğru mu? Evet, doğrudur. Bu yüzden evini ve çocuklarını terk etti. Siz bugün mü öğrendiniz Türkan Hanım'ın evli olduğunu ve eşinin onu aradığını? Hayır. Ben oradaki bulunan gerek annesi gerek ayrıldı veya beraber olduğu eşi. Ben bunun için metni anlayınca ben kendisinin resmi işlemlerinin de bitmesi veya da bu durumların toplumda, Allah katında, devlet katında, millet katında bize ve size uygun olmadığını söyledim. Yoluma devam etmeye. Ne zaman oldu bu? Bu konuşmayı ne zaman yaptınız Türkan Hanım'la? Ben bu konuşmayı 55 gün önce diyorsun ya. 53 gün önce yaptım ben o konuşmayı. 55 gün önce bu konuşma yapmış olsaydınız 55 günde kayıp olmazdı Türkan 53 Hanım. Gün kayıp değil ki. Kayıp ne kadar süredir kayıp? Kayıp değil ki. Ordudaki bağlı olduğu kazanın jandarmanın da haberi var, polisin de haberi var. Hayır, kayıp derken evini terk etmesinden bahsediyorum. 55 gündür Türkan Hanım çocuklarını görüyor mu? Hayır, görmüyor. Hangi şehirde yaşıyor Türkan Hanım şu anda 55 gündür? Benim bildiğim Keskin'deydi. Biz bu sabah aldık, biz görüştüm. Ve orada Güllü diye annesinin bir arkadaşı bana dedi ki yardımcı ol bize, böyle bir durum. Tabii ki hoş değil, ben kendisine dedim ki yarın onları ikna edeceğim, göndereceğim. Selahattin Bey, 55 gündür Ordu dışında Türkan Hanım hangi şehirde yaşıyor? O şehrini bilmiyorum. Ankara'da yaşıyor mu? Hayır, Ankara'da değil. Karakola teslim ettin dediniz. Duygusal karakola bir... Teslim...
karakola teslim ettim dediniz Esra Hanım'la konuşurken Selahattin Bey. Evet. Karakola teslim ettiğiniz ne demek? Siz zorla mı kaçırmıştınız? Niye sizin iradenizde duygusal bir ilişki yaşadığınızı söylüyorsunuz? Ya gidecek yeri yoktu, mağdurdu. Nasıl hemen mağdurdu? Hemen güzelim karakola gitmem gerekiyor. Nereye size sığınmış bir kadın var, nasıl mağdur oluyor? Size güvenerek evini yuvasını terk etmiş, iki çocuğunu bırakmış bir kadın var. Bir vaatte bulunmasanız bir kadın bunu yapabilir mi? Topluma mal olmuş bir insan olduğunuzu söylüyorsunuz. İlişki yaşayacağınız kişileri seçmekte de... Beni ezerek konuşuyorsunuz. Ben onu anlamadım. De Türkan Hanım'ın telefonunu verdim. Arayın. Türkan Hanım şu anda telefon hattında. Sadece şunu merak ediyorum. Bu sabah Gülizar Hanım'ı sakın yayına çıkmayın. Benim kariyerimi bitirmeyin. Gerek yok yani. Şimdi biz rezil olduktan sonra ben Allah'ın doğrusunda bir tane vazgeçme.